Başkanım, evet, hoş geldiniz. Sağ olun. Başkanım, Pendik Kaynarca Fevzi Çakmak metromuzun Pendik istasyonuna hoş geldiniz. Hattımız 2017 yılı Mart ayında ilk etapta Pendik Kaynarca Tuzla olarak ihalesi yapılmış. Fakat 2017 yılı içerisinde sahada hiçbir mobilizasyon çalışması dahil hiçbir çalışması yapılmamış. Yine 2018-2019 yılları içerisinde Haziran ayına kadar en ufak bir ilerlemesi dahi olmamış. Şantiyede sadece merkez şantiye olarak bazı merkez ofis çalışmalarının yapılabileceği mobilizasyon alanları kurulmuş ama oraları bile bir proje tasarımı için, bir projenin yürütülmesi için yeterli olmayan alanlarla beklemiş, yaklaşık 2 senenin üzerinde beklemiş bir proje olarak dururken burada 2019 Temmuz sonrasında hem finansal çalışmalar hem mevcut projenin ihalesindeki projelerin uygulama zorlukları, daha da tasarımlar üzerinde projenin uygulanması noktasındaki tasarım çalışmaları ile birlikte 2019 Kasım ayında ilk finansman projeye sağlanıyor. Yine 2020 yılı içerisindeki yapılan proje revizyonları çalışmaları sebebiyle burada 86 milyon euroluk ilk kaynakla projenin yeşille gördüğümüz burada Pendik'ten Fevzi Çakmağı, bizim aslında M10 dediğimiz Pendik merkezin Marmaray istasyonunun Sabiha Gökçen hattına bağlanacağı kısımla birlikte, yine şu an M4 Kadıköy Sabiha Gökçen hattının Tavşantepe'den ayrılıp Sabiha Gökçen'e giden kısmının Kaynarca merkeze kadar uzatılarak doğudan gelen yolcunun, yani Tuzla ve Esenyalı bölgesinden gelen yolcunun biraz Tavşantepe'de aktarımı noktasında da problemleri vardı. Bu aktarımların da rahatlatılması için merkez bölge dediğimiz hem Fevzi Çakmak Mahallesi'ni hem Kaynarca Mahallesi'ni toplayan Kaynarca istasyonuna kadar olan 5.1 kilometrelik kısmında biz çalışmalarımıza başladık. Şimdi burada 2022 yılında Mayıs ayında yüklenicilere verilen tek taraflı projelerin feshi edilmesi yani bu ekonomik hakkı, krizden dolayı evet başkanım, çıkan kararname sebebiyle feshi yetkisini kullandı. Feshi yetkisini yüklenici bizim uygun görüş vermemize rağmen tek taraflı kullanarak işi feshetti tek taraflı. Biz burada çok hızlı bir şekilde işin ihalesini tekrar hazırladık ve 2022'nin Ekim ayında yeşille gördüğümüz kısımda çalışmalarımıza başladık. Şu an 5.1 kilometrelik hattımızın, yani çift hat olarak 5.1 kilometrelik hattımızın bu yılın, yani 2023'ün Ağustos ayında 5 kilometrelik TBM imalatlarını yine tamamladık. Kaynarca bölgesinde yaptığımız törenle tamamladık. İstasyonlarımızda ve istasyonları bağlayan NATM tünellerinde 6 kilometrelik NATM tünellerimizin %90 oranında, yani 5.4 kilometrelik kısmını da NATM tünellerimizde tamamladık. %90 seviyesine yaklaşmış durumdayız. Yine Pendik istasyonumuzda burada arkeolojik kazı ile uzun süren bir arkeolojik kazı sürecimiz oldu. Biz arkeolojik kazı sonrasında yaklaşık 150 bin metreküplük kazı alanımızın 130 bin metreküpünü tamamlamış durumdayız. Bu da 6 aylık bir sürede gerçekleşmiş bir imalat tutarı. Burada hızlı bir uygulamamız devam ediyor. Kaynarca istasyonumuz da, Kaynarca istasyonumuz çok önemli bir istasyonumuz. Anadolu yakasının entegrasyon noktalarından bir tanesi olacak. Kaynarca istasyonumuzda da tüm kazılarımızı tamamladık. 4 katlı bir istasyon olacak Kaynarca istasyonumuz. 2 katın betonarme imalatlarını tamamladık. Ana hat tünellerinde de Şubat ayı sonu itibariyle demiryolu imalatlarına, yani ray montajlarına başlayıp burada ilk ray kaynağımızı yapmayı hedefliyoruz. Şu an ray kaynağı öncesindeki faz betonlarını, dolgu betonlarını, yürüme yolları çalışmalarına devam ediyoruz. Hattımızın şu an total ilerlemesi %62 seviyesine ulaşmış durumda. Projemizin de bütününü biz 2025'in Mayıs ayında, yani Nisan-Mayıs ayında hedefimiz en geç Mayıs başında hattımızın Pendik, Fevzi Çakmak, Kaynarca kısmını hizmete almak. Bir taraftan hattın kırmızı ile gördüğümüz Tuzla uzatması, hem Pendik sınırlarına giden, içmelere giden uzatması ile alakalı da yine bu bölgede projeleri biz incelediğimizde hem güzergah açısından, hem proje tasarımları açısından, hem de tasarruf açısından, yani burada hazırlanan projelerde çok büyük bir tasarruf kalemi de oluşturabileceğimizi gördük. Yaklaşık projenin maliyetinin %40 oranında azalabileceğini gördük. Burada tasarım çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan da kırmızı ile olan kısmın biz meclisten ilave 158 milyon euroluk borçlanma yetkisini sunduk. Uzun bir süre bekleyiş sonrasında onaylar alındı. Hazineye de sunumu yapıldı. Yani biz eş zamanlı bu kırmızı ile gördüğümüz kısımda hem finansmanı ile alakalı hem proje ile alakalı çalışmalarımızı nihayete erdirdikten sonra kırmızı ile gördüğümüz etapta da
çalışmalarımıza başlamayı hedefliyoruz başkanım. Teşekkür ederiz. Başkanım bir de şunu ekleyelim. Fevzi Çakmak'tan Sabiha Gökçen'e kadar olan kısmı da biliyorsunuz bakanlıktan biz almıştık. Hala kesintileri devam ediyor. 10 ay gibi yaklaşık yıllara sari süren projenin bütün maliyetini bize 10 ay gibi bir şey yaptılar. Hatta Aralık ayında en yüksek kesinti oldu. 700 küsur milyon TL bizim vergi gelirlerimizden. Toplam rakam 5 milyarları buldu başkanım. En sonunda bu belli bir oran kestikleri için ki bu Başakşehir Kayaşehir'i de içeriyor. Bunu da içeriyor. Yani bizi gerçekten bu böyle şey yapıyor. Bir de biliyorsunuz hem M4 hattımızdaki yolcu yoğunluğunu daha iyi karşılayabilmek için hem de bakanlıktan aldığımız Sabiha Gökçen, Fevzi Çakmak ve bizim yaptığımız hatları da daha sonra kullanmak üzere de bizim araç ihalemizde yaptık. Evet. O işte devam ediyor. Yani aslında bu işin toplamına baktığınızda bizden kesilenler araçlarıyla vesaire çok ciddi bir bütçesi var aslında başkanım. Yani biz hatta araçlarımızı da başkanım burada 100 araç üretimini yerli Bozankaya firmamızla yürüttüğümüz bir sözleşmemiz var. Önümüzdeki ay araçlarımıza da ilk ray kaynağımızı oluşturduğumuzda Kaynarca istasyonunda devreye alınmasıyla bu hatta ciddi bir kapasite artışını da hattın açılışıyla birlikte sağlamış olacağız. Yani Pendik merkezden bugün Marmara'ya, Marmara'dan Sabiha Gökçen'e 15 dakikalık bir sefer süresinde yolcularımız ulaşmış olacaktır. Evet. Değerli arkadaşlar, bugün Pendik'teyiz. Aslında bugün Türkiye'nin iki farklı yüzü diyelim ya da sürecini aslında görmüş durumdayız. Bir tanesi kent lokantasında 40 liraya 3 öğün 3 çeşit yemeği vatandaşlarımıza sunan bir şubemizi daha açtık. Artık günde neredeyse 10 bin insanımıza servis edecek sayıda kent lokantasına doğru da gidiyoruz. Bu bir tabii ekonomideki sorunun, sıkıntının, yoksulluğun, toplumsal taleplerin bizi getirdiği nokta. En fazla ilgi gören hizmetlerimizden birisi haline geldi. Özellikle öğrencilerin, emeklilerin, dar gelirlilerin olduğu sahalarda kent lokantalarımızı açma gayreti içerisindeyiz. Şimdi ise bir başka yönü, gerçekten maliyeti çok yüksek ama İstanbul için elzem ve mutlaka yapılması gereken metro yatırımlarımızdan bir tanesindeyiz. Burası Pendik istasyonumuz. Uzun süre bu Pendik Kaynarca Tuzla hattımızın Pendik istasyonunda uzunca bir süre bir arkeolojik kazıdan dolayı giriş yapamamıştık. O kazı süreci yeni tamamlandı ve artık kazı yapar duruma geldik. Pendik Kaynarca Tuzla hizmetimizin Pendik Kaynarca kısmını arkadaşlarım şu anda yürütüyorlar. Tabii aynı zamanda bir nevi Tavşan Tepe kolu diyebiliriz, uzantısı diyebiliriz. Evet. Onun eklentisiyle beraber önemli bir çalışma. Burayı biz aldığımızda neredeyse ihalesi yapılalı 2,5 yıl olmuştu ama şantiye dahi kurulmamıştı. Yani her zamanki bir ihalesi var ama şantiyesi yok. Çünkü finansmanı yok. Daha ileri gidiyorum, hatta projesi yok. Şimdi bunu deyince insanlar ya projesi ihale olur mu? Oluyor kardeşim, oldu. Yapıldı. Ve biz burada ciddi anlamda bir proje revizyonu yaparak ve buraya kaynak bularak 2020'nin başında aslında biz buraya start verdik. 2020'nin başında start verdik ama fazla geçmeden malum Türkiye'deki aşırı enflasyon, döviz kurlarının artışından sonra bir kararname ile ihaleleri fesih hakkını elde etti müteahhitler ve burada da müteahhit ihaleyi tek taraflı feshetti. Tabii tekrar bir ihale süreci başlattık ve tekrardan o duran zaman diliminden sonra ihaleyi yaptık. Ve yani tam gaz devam ederek yaklaşık bir seneye aşkın süredir, 1,5 seneye belki yaklaşıyor. Burada çalışıyoruz. Arkadaşlarımın ifade ettiği gibi artık
Bu bölümde %65'lere yakın bir seviyeye geldik. Şu anda biz bu seviyede çalışırken bir yandan da Kaynarca'dan sonraki Tuzla hattının da projelerini oldukça iyi bir seviyeye getirdik. Hem tasarrufu yaptık hem de tasarruf yapacak bir biçimde hem de ihtiyacı daha pratik ve daha iyi durak noktalarıyla birlikte görecek şekle getirdik. Ve tam gaz inşallah Tuzla'ya doğru da devam edeceğiz. İlk bu söylediğim ilk kısmı inşallah 1,5 seneden daha az bir zaman diliminde İstanbulluların hizmetine sunulacak. Mayıs 2025, az önce arkadaşımın ifade ettiği gibi hedef tarihimiz bu. Kıymetli basın mensupları, şimdi burada üçüncü konu, bir trajik konuya daha geçiş yapacağım. Şurada gördüğünüz, yani Sabiha Gökçen'e ulaşan hat, çok geçmiş bir zamanda, yanılmıyorsam 2016'ydı diye hatırlıyorum. Bakanlığa devredilerek o zaman bakanlık tarafından yapılması uygun görülen bir hattı. Ve bu hattı bakanlık aldı. Uzunca süren bir çalışmayla yaklaşık 7 yıl sonra geçen sene bitirdi. Sabiha Gökçen'e burayı bağladı. Hatta hatırlarsanız biz hayırlı olsun, teşekkür ederiz tweetimizden bile alınganlık gösterdiler. Biz yaptık, bizim yaptığımız işe sahip çıkıyorlar diye bakanlıktan oradan buradan tweet atanlar oldu. Şimdi birincisi bu hat yapılıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesi gereken hatlardan birisiydi. Dolayısıyla biz onun için hayırlı olsun ve teşekkür ederiz dedik. Bakanlığa da teşekkür ettik. Daha ilginci şu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne daha önce bu tür yapılıp teslim edilen metro hatlarının o metro hatlarındaki bilet kesilen yani gelirlerinden tahsilatı yapıldığı için neredeyse 20 seneden daha fazla bir zaman diliminde belediyeden bakanlığa parası aktarılıyordu. Tabii dönem değişti ya, sanki iki rakip kurum, sanki şehir başka yerde, ülke başka yerde gibi İstanbul halkını cezalandırarak, İstanbul halkının bütçesine göz koyarak en son Aralık ayındaki kesintisiyle birlikte bu hat ve Kayabaşı'nın parasından toplam 5,5 milyar lirayı 10 ayda kestiler bütçemizde. 5,5 milyar lira. Vallahi eğer parasını bize garanti etsinler 10-11-12 ayda biz bütün metroları para almadan bitirir İstanbul'a veririz. Bakanlığa da veririz. Bize versinler. Parasını da bize garanti etsinler. 10 ayda parasını vereceğiz diye. Böyle bir haince bir düşünce olamaz yani. Bunu bu şekilde uygulamak devlet ahlakına, kurumsal ahlaka, devletine, milletine bakışına o kadar aykırı, o kadar ters ki. Bizim hazineden gelen payımızdan bir genelgeyle, kararnameyle kesiyorlar paramızı ve tam 5,5 milyar lira 10 ayda bir yandan bunu yapıyorlar. İşte mesela Tuzla hattı yine son dönemde onaylanan ama aylarca beklediğimiz bir hazine onayı vardı. Özür diliyorum, meclis onayı vardı. Meclisten aldık, şimdi hazineye yolladık. Yani bu onay işinde bizi bazen bir yıl, bazen iki yıl, bazen 2,5 yıl beklettiler. Sonra onaylayıp da sanki bir lütufmuş gibi. Ya ayıp. Bir mürekkep, bir kalem. Bakın tekrar söylüyorum. Bir mürekkep, bir kalem. İmza atacaklar. Dün konuşma yaptım. Dedim ki İSKİ ile ilgili Üsküdar'da yaptığımız temel atma töreninde bakın dedim yatırım planını açıklayacaklar. Lütfen İki önemli konumuz var orada. Bayrampaşa Eyüp Sultan tramvay hattımız ve aynı zamanda Sefaköy Beylikdüzü metro hattımız. Bakın bunların kaynağı hazır. Bunların yurt dışından temin ettiğimiz uygun ve uzun vadeli kredisi hazır.
Bir tek ne biliyor musunuz? Yatırım planla alınması demenin anlamını bilsin de vatandaşlarımız. İnanın var ya, devletin kaydını alıyor sizi yani. Başka hiçbir katkısı yok. Bizim alacağımız krediye bir kefaleti yok. Ya da bir katkıları yok. Bir onay. Yatırım planını almak. Ben şunu söyleyeyim. Eninde sonunda verecekler. Vermek zorundalar. Milletini cezalandıranı millet sevmez. Bu milleti cezalandırıyorlar. Ben Eyüp Sultan'da, Bayrampaşa'da, Beylikdüzü'nde, Avcılar'da, Büyükçekmece'de, Başakşehir'de, Küçükçekmece'de, hatta Bakırköy'de, hatta Bahçelievler'de insanlara gideceğim, milletimize bunları şikayet edeceğim. Bu millet kendisine verilecek hizmeti engelleyeni sevmez. Sevmez. Onun için dün bunu yatırım planına almayan insanların İstanbul halkına borçları var. Ben bizzat Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısına bunu özenli bir biçimde telefonda ilettim. Kendisine bunun uzunca da bir ne kadar önemli olduğunu, hangi kuruluşlardan kredilerinin temin edildiğini, ön protokollerinin yapıldığını, ne kadar milyon insana hizmet edeceğini bildiren yazıyla da bildirdim. Hem sözlü hem yazılı. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlattım. Neredeyse 1,5 ay önce. Şimdi bunun onay, yani bir yatırım planının alınmaması. Ya listeye ekliyorsunuz. Listenin altına 2 satır daha ekliyorsunuz. Çok acayip bir durum. Bunlar seçim için her şey mübahtır anlayışının böyle en fanatik bireyleri. Ama tekrar söylüyorum, bugüne kadar bunları mazeret olsun diye de anlatmıyorum. Bunlar öyle bir domino taşı gibi çözülecek ki göreceksiniz. 16 milyon insanımızın baskın kuvveti, iradesine set vurulamaz anlayışı göreceksiniz. Hem sandıkta karşılığını bulacak, o sandıktan çıkan o gücün de karşısında bütün bu çektirilen sıkıntıları, bilmem zulümlerin tam tersine hareket etmek zorunda kalacaklar. Ben bu tutum ve tavrından dolayı kim buna mani oluyorsa kınıyorum. İstanbul halkı adına kınıyorum. Bu yanlışı düzeltmeleri için de acilen çağrı yapıyorum. Bırakın İstanbul'un Sefaköy'den başlayıp Beylikdüzü'ne giden, hem metrobüs hattını hafifleten, hem metro ile beraber İstanbul'un batısını bütün İstanbul'a bağlayan, hem de Eyüp Sultan'dan geçen tramvayımızın bir devamı gibi düşüneceğimiz Eyüp Sultan'ı Bayrampaşa'ya bağlayan o güzel yolculuğa onları da eklemlendireceğimiz Bayrampaşa halkını ve Eyüp Sultan özellikle Bayrampaşa'ya yakın kısımdaki halkını bu hizmetten mağdur etmeyin diyerek şikayetimi yapıyorum. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Efendim, ulaşım sorunu sayın kurumun da gündeminde sürekli bu konularda tweetler de paylaştı. Buna rağmen dünkü yatırım planına alınmadı. Yani bu olmadan bir yatırım planı açıklandı diye anlıyoruz. Doğru mudur? İkincisi, alınmadıysa daha ne kadar bir sarkmadan bahsediyoruz? Ne kadar sürecek bir sonraki yatırım planı? Şöyle, bu bazen tabii dönemi belli olmayabiliyor. Yatırım planı bazen normalde bu yılda bir açıklanıp yılın planı da açıklanabiliyor. Sonra bir ara dönemle ilave bir yatırım planı da açıklanabiliyor. Bunun daha önce uygulamaları yaşandı. Dolayısıyla bu yanlışlarından istedikleri zaman dönebilirler. Yani bu şey değil. Yani bir kural değil. Sadece Ocak ayında açıklanacak diye bir kural değil. Sefaköy Beylikdüzü süreci neredeyse artık 1,5 senesini buldu. Her geçen zaman ihaleyi geciktiriyor. İhaleyi geciktirince süreçler istediğimiz düzlemde ilerleyemiyor. Mesela biz bunu Türkiye'de yatırımlar yapan Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'na açıklayamıyoruz bile. Onlar da niçin diyorlar yani. Böyle kendi dillerinde niçin, niye imzalamıyorlar diyor. Yani her şeyiniz tamam. Uluslararası düzeyde biz de inceledik, baktık. Her şey 10 numara. Niçin diye soruyorlar. Utanç verici. Onun için zamanı yok. Umarım bu yanlıştan dönerler. Ek bir liste bile verebilirler bu ay içerisinde. Sayın Başkan, Murat Kurum'un biliyorsunuz İstanbul için ilk vaat kentsel dönüşüm projeleriydi. Dün de sosyal medyada bir video çıktı, izlediniz mi bilmiyorum ama TOKİ mağdurlarının bir
kamera kapatmaya yönelik harekete kadar gelirse siz Murat Kurum'un bu anlayışını nasıl yorumlarsınız? Ne söylemek istersiniz? Yani toplumla yüz yüze gelmek, onlarla hasbihal etmek, her zaman burun buruna sohbet etmek tabii biraz alışkanlık ister. Alışmak için biraz zamanı var. Yani o diyalog biçimi kolay değildir. Sabır kolay değildir. Biraz zamana ihtiyacı var. Bir alışma dönemi yaşayacak. Zaten herhalde o kadar yaşayacak. Ondan sonra 31'inden sonra efendim, görevine şey geri döner. Beykoz'da Murat Kurum'un Beykoz'dan bir hanımefendiyle bir diyaloğu vardı. 5 yıldır beklenen bir kentsel olmayayım dönüşümden bahsediyordu evet hanımefendi. Sizin evet Beykoz'da böyle bir beklettiğiniz bir proje var mı? Ben ilk gün zaten sordurdum. Yani var mı böyle bir yer yıktığınızda bekliyoruz falan diye, böyle bir yer yok. Yani ben buradan çağrı yapıyorum. O hanımefendi lütfen bizi arayın. Ben tatilde değilim, İstanbul'dayım. Kendisini bekliyorum, bizi arasın. Bakalım binası neredeymiş. Beni herkes bulabiliyor. O da muhtemelen tak diye bulabilir. Bizi lütfen arasın. Beni eğer bir gün içinde aramazsa bu işin sağlam bir kurgu olduğuna inanacağım yoksa. Evet. Teşekkür ederiz. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.